İmamoğlu'ndan devam ediyoruz. Şimdi Medyascope yayın yönetmeni Ruşen Çakır, İmamoğlu'nun yol haritasını değerlendirmek için bizimle. Ruşen Çakır, merhabalar. Ruşen Çakır, öncelikle geçen haftaki mayın... Merhaba. Öncelikle geçen haftaki mayınlı arazide tek başına Ekrem İmamoğlu yazınızda bir yalnızlık mefhumuna İmamoğlu'nu yalnız durduğundan bahsediyorsunuz. Bu neden böyle ve bu neden bir sorun? Buradaki sorun aslında genel olarak muhalefetin sorunu. Sanki CHP'nin bir sorunuymuş gibi tartışıyoruz. Tabii ki İmamoğlu CHP'nin liderliğine oynuyor. İster İstanbul Belediye Başkanlığı'na tekrar aday olsun ama biliyoruz ki CHP liderliğine oynuyor. Ama sorun bütün muhalefette, yani geçen seçime altılı masa olarak giren partiler ya da Millet İttifakı olan giren partiler artı HDP Yeşil Sol Parti'yi de dahil olmak üzere iktidarın dışında olan her yerde, var olan yerde ve genel olarak toplumsal muhalefette bir lider sorunu var. Ortada lider yok, lider adayı da yok. Daha önce Ali Babacan'ı, Meral Akşener'i ve bir anlamda da Selahattin Demirtaş'ı böyle potansiyel isimler olarak, geleceğe damga basabilecek isimler olarak gördük. Bunların her biri değişik şekillerde sahne dışında kaldılar. Yani Selahattin Demirtaş kendisi çekildi. Ali Babacan seçimin öncesinde çok bariz bir yenilgi yaşadı. Partisi ve kendisi. Meral Akşener'in durumu da çok ortada. Mesela seçimden bu yana etkili bir çıkış yapmadı. Bir kongre konuşması dışında herhangi bir şeyini de görmedik. Sonuçta ortada bir tek İmamoğlu var. Kılıçdaroğlu da yok ortada. Şu haliyle bakıldığı zaman İmamoğlu tek. Bu şimdi bir yönüyle onun lehine gözüküyor tabii ki. Rakipsiz gözüküyor. Ama rakipsizlik demek aynı zamanda bütün muhalefetteki o büyük hayal kırıklığını vesaireyi, o kitlelerin hepsinin bütün beklentilerini onun üzerine aktarması demek. Ve bu anlamıyla Ekrem İmamoğlu bunu yapabilecek güçte değil. Belki zamanla yapmayı hesaplıyordur ama şu haliyle kendi başına, ki kendisi de seçim yenilgisinde bir sorumluluğu var, bunu da biliyoruz. Bu haliyle Ekrem İmamoğlu tek başına bu yükü kaldırmakta açıkçası zorlanıyor. Yani hepimiz dönüp dolaşıp şu haliyle muhalefete baktığımız zaman üzerinde konuşabildiğimiz tek kişinin İmamoğlu olması bir yerden sonra Türkiye için bir sorun ama İmamoğlu için de bir başka sorun. Birilerinin çıkması lazım. Onu diyelim ki Meral Akşener'i tekrar siyasette gündem olması, abla motifiyle çıkması lazım ya da Asena artık her neyse. Ya da o yeni partiler olmasa bile partisiz yerlerden birileri çıkabilir. Ya da CHP'nin içerisinden ya da CHP'ye yakın çizgide birileri çıkabilir. Bir karizması olan, bir kitleleri heyecanlandırabilecek. İşte öyle bir yarışta İmamoğlu'nun daha başarılı olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Şu haliyle kaldığı zaman, bütün projektörler ona tutulduğu zaman işi çok da kolay olmuyor. Peki, ortada lider adayı yok dediniz. Şunu da sormak istiyorum. Aynı zamanda yazıda Özgür Özel'in İmamoğlu ile ortak hayallerimiz var sözlerini yazdınız. İmamoğlu ve Özgür Özel'in birlikte olması ne gibi fırsatlar ve aynı zamanda ne gibi riskler taşıyor sizce? Şimdi Özgür Özel'in olayında orada İmamoğlu'na rakip bir siyasi lider rakibi olarak çıkmıyor. Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı'na aday olması söz konusu ve burada da en büyük desteği İmamoğlu'ndan bekliyor. Böyle bir ilginç bir durum var. Yani Özgür Özel'in durumu liderlik değil, genel başkanlık için ve bu haliyle baştan itibaren birçok kişi tarafından emanetçi genel başkan algısına yol açıyor. Ama bir diğer husus şu, Özgür Özel'in kendisi ve yanında beraber hareket ettiği anlaşılan kişiler, ki o sızdırılan Zoom toplantısında gördüğümüz kişilerin hemen hemen hepsi CHP'nin yaşadığı bu büyük başarısızlıkta Kılıçdaroğlu'nun yanında yer almış ve aynı şekilde sorumluluğu olan insanlar.
Dolayısıyla bu kişilerin büyük bir kısmı yıpranmış, bu kişilerin ki Özgür Özel açık söyleyelim, bu en son İsmail Saymaz'a verdiği röportajda net bir şekilde yanlış yaptıklarını, bunun nasıl diyeyim, muhasebesini yaptı ve yapmaya hazır olduğunu söyledi. Ama diğerlerinde bunu da göremedik. Yani bir anlamda bütün her şeyi Kılıçdaroğlu'na yıkıp CHP'nin sorununun Kılıçdaroğlu olduğunu söylemese bile ima eden bir grup var. O grubun içerisinde çıkıyor olması Özgür Özel'in lehine bir durum değil. Ama her halükarda Özgür Özel'in çıkışını ciddiye almak ve onun aday olursa, ki ben olacağını tahmin ediyorum, kazanma ihtimalini ciddiye almak lazım. Orada tabii Özgür Özel'in kazanma, aday olması ve kazanması ya da kaybetmesi Ekrem İmamoğlu'nun liderlik iddiasını da çok doğrudan etkileyecek. Ekrem İmamoğlu gördüğümüz kadarıyla önündeki yol haritasında kendisiyle benzer çizgide giden birinin genel başkanlığında yerel seçime girip tekrar kazanmak var. Şimdi öncelikle kendisiyle beraber hareket eden birinin, ki muhtemelen Özgür Özel, kazanması, ikincisi kendisini kazanması gerekiyor. Bu ikisi de ayrı ayrı zor işler. Ruşen Çakır, çok teşekkürler.